Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün yanımızda Bahar var ve Teknoloji Okuyorum programımızda haftalık gündemi yorumlayacağız. Evet, bu hafta neler var? Ne var yine? Sence ne var? Ya bak, benim tahminim bir zam vardır mutlaka. O zaten indirim var bu sefer. Akaryakıta indirim var. Ben buna inanmam. O ne zaman olsa en güzel haberden başlayalım. Akaryakıta 25 kuruş indirim geliyor arkadaşlar. Yani akaryakıt fiyatları şey 30 TL'ye varmıştı zaten. Bu çok büyük bir indirim. Tabii. Biz bunun altından kalkamayız. Evet, sen artık motosikletini sürebilirsin. Evet, sürebileceğim. Hatta biz bu videoyu en son 2 hafta önce çektiğimiz zaman Süremiyordum. 28 liraydı. Şimdi 30'a geldi. Şimdi 30'a düştü yani. Bu süper bir şey. Sinirlerim bozuldu. Ayrıca Amerikan Merkez Bankası Fed faiz arttırdı. 94'ten bu yana en yüksek faiz artırımlarını yaptılar. Yani dolar birdenbire depar aldı tekrar. Faiz artırımından önce 17'leri görmüyordu sanırım. Evet. Tam hatırlamıyorum. Şimdi 17-33 zorluyor. İniş çıkış sürekli orada devam ediyor. Yani bu ne demek? Ne anlamı geliyor? Doların değerleneceği anlamına geliyor. Bu bizim için ne anlamı geliyor? Her şeyin zamlanacağı anlamına geliyor. Özellikle motorine gelen zamlar hayatımızı olumsuz etkiliyor. Bundan söz etmiştik zaten. Onun dışında ne var? Asgari ücrete zam söz konusu Temmuz'da. Çok az kaldı. Bak, bir şey diyeceğim. İlk defa bir haftada iki tane güzel haberle geldin. Hadi doların artmasını kenara bıraktık. Zaten artmaya devam ediyor. Asgari ücrete zam gelecek. Ama geleceği söyleniyor. En üst kesin değil. Bu kadar söyleniyorsa gelir bence. 40 kere söylersek olur. Enflasyona eşit şekilde bakarsan gelmek zorunda. Ama evet, bu bir domino etkisi yaratıyor. Ne yazık ki asgari ücrete zam da yapsalar her şeyin fiyatı artıyor. Yani marketteki fiyatlar daha da kemikleşiyor. Çok da bir şey değişmiyor aslında. Ya yani elektriğe de zam geliyor. Ben %86 gelecek sanıyordum. En azından %30 geliyor. %30'da anlaşmışlar. Bir de %50 istemişler dağıtım firmaları. %30'da karar kılmışlar. Pazarlık yapmışlar, evet, sağ olsunlar. En azından iyi haberler de var sanki. Ama elektrik zammı güzel ya, beklediğimden. Ben yine senin dediğin gibi daha fazla bekliyordum yani. Elektrik zammı sanırım hani en çok madencilikle uğraşanları kötü etkiliyor. Çünkü o tarafta çok yüksek miktarda bir fatura geliyor değil mi? Sen uğraşıyorsun sanırım bu taşıyla. Yani zamanında uğraşmıştım o yüzden. En yüksek faturan ne geldi? 600 küsür gelmişti ama elektrik ucuz da o zaman yani. 600'e ucuz diyorduk. O zaman çok yüksek. Hani elektriğin ucuz olduğu dönemlerde fırını yaktığında elektrik faturası yüksek gelir, tamam mı? Bayağı elektrik yakar yani. Ben ayda 2 kere falan fırını açarım. Maksimum böyle 150 falan gelirdi. Şu an hiçbir şey açmayalım, evde bile olmayalım doğru düzgün. 150'yi görüyoruz yani, o kesin, evet, banko. Durduğu yerde yakıyor, yapacak bir şey yok. Evet, ama öyle. Asgari ücrete zam haberi dedik. Yüzde kaç gelecek henüz belli değil ama öyle bir şey olduğu takdirde 4250, yani 500 lira olur mutlaka. 5 kurtarmaz. Kurtarmaz. Gerçi 10 da kurtarmaz. İstanbul'da yaşıyorsan, hele kira ödüyorsan gerçekten 10 aşağısı bir şey alman zaten sadece hayatını idame ettirmek o kadar olur yani. Disney Plus, geçen videomuzda da Osman abiyle bunu konuştuk. Çok heyecan verici görünüyor. Ben artık Netflix kullanmak istemiyorum bile. Disney Plus kullanmak istiyorum. How I Met Your Mother'dan tut, Marvel yapımları, Disney yapımları, ki ben Disney filmlerini çok severim, prenses filmlerini çok severim. Hepsi orada yani, bilmiyorum artık. Şey güzel değil mi ya, Twitter'da atışıyorlar ya. Birisi Disney Plus yayınlandığı için şey yazmış, satın alamam. Satın almayan bir ben kaldım herhalde yazmış. Evet. Netflix'te yok, ben de aldım. Ben de aldım. Öyle bir şey. Yani bilmiyorum. Zaten bu korona geldiğinden beri artık sinema devri bir tık kapanmaya başladı. Artık herkes evde yayın akışlarından izliyor ne istiyorsa. Yani ben sinemanın da artık yavaş yavaş şey olduğunu düşünüyorum. Bitti değil mi sanki? Evet. Korona ile birlikte hakikaten tüm dünya düzeni değişti. Ya. Aslında korona ile değil. Neden sonra sinema bitti biliyor musun? Mısır olayı vardı ya. Mısır olayını biliyorsundur. 3 yıl falan oldu. Mısır olayı ne ya? Böyle gizemli bir olay gibi. Yok. Böyle Havai Metamadır bölümü gibi böyle. Evet, Mısır olayı. Mısır fiyatlarının pahalılığından dolayı yapım şirketleri arasında yine şey oldu. Bilinen kişilerin, Şahan Gökbakar'ın, Cem Yılmaz'ın falan filmleri vizyona sokulmadı. Cem Yılmaz ondan sonra kara komik filmler için gitti, Netflix'e anlaşmaya vardı. Normalde sinemada çıkacak filmlerdi onlar. Aa, öyle mi? O olaylardan sonra zaten... 3 yıl önce falan mı oldu bunlar? Galiba 3 yıl olmuştur. Ondan sonra bence hani sinemaya olan şey de azaldı zaten yani bizim ülkemizde. Zaten koronavirüs de geleli 2,5 yıl oldu yani. Evet, hani evet. Hakikaten her şeyin düzeni çok fazla değişti. Yani tüm yaşam anlayışımız değişti, fiyatlandırmalar değişti. Birdenbire her şey değişti gerçekten. Böyle simülasyonda gibiyiz 3 yıldır. Birkaç gündür Ekşi'de bazı başlıklar gündemde. İşte özel okulların dolup taştığı kriz ülkesi Türkiye şeklinde. İşte sokakta BMW'den geçilemeyen kriz ülkesi.
konuda ne düşünüyorsun? Bu bildiğin bence dayı cümlesi gibi değil mi yani? Yani çıkar telefonunu göster. Madem cebinde para yok neden o zaman gidiyorsun iPhone 13 kullanıyorsun? Adam borçlanıyor, harçlanıyor ya da şöyle düşün, bir çocuğunu okula yazdırmak istiyor. Eğitim sistemini beğenmediği için özel okullara bakmakta bir hakkı var bence. Bu bir lüks değil bence, bir özel okul olmak. Sosyal kitleye çevresinde olsun istiyor çocuk. Evet. Kendi yemesinden içmesinden kesiyor. Çocuğunu evet. Özel okula veriyor. Ve özel okulların fiyatları da belli yani bu... Onun maddi durumunu çok iyi yapmaz, çok zengin yapmaz. Ama durum o kadar kötü ki gerçekten. Yani mesela en ucuzundan bir özel okul aylık 3000 TL mal oluyordur. Yani şimdi asgari zaten 4000, bir de kira ödüyorsun, faturalar da çok yüksek. Yani bunu hakikaten hala çok sayıda karşılayabilen insan olması da kafa karıştırıcı. Yani bazı insanlar gerçekten çok zor durumda. Böyle denge yok yani, anlıyor musun? Evet, hani, makas gitgide açıldı. Evet, kesinlikle. Makas aşırı açık yani, çok saçma. Bu neden açıldı sence? BMW'yi zamanında alan almış diyelim. Bir de bunu krediyle alıp mesela bir lüks arabayı krediyle alıp daha çok kar etme amacıyla alsadı yapanlar da. Evet ya, adamın gerçekten adamın gerçekten durumu kötü mesela. Belki de işte tek maaşla geçinen ya da kirası yüksek olan bir aile olabilir. Zor durumda. Ama diyor ki ben bu BMW'yi işte bundan 3 yıl önce pandemi zamanı 90-100 bin liraya BMW bulmuş mesela. Diyor ki kredi çekeyim. Alayım. Hani ileride fiyatı yükselir. Şimdi baktığımız zaman o zaman 100.000 TL'ye satılan araç şu anda 600.000 TL. Hani bu adamın durumunu çok iyi yapmaz aslında. Adam bunu yıllar önce 100.000 liraya aldı. Ama şimdi parası yolda görse... Yani o 100.000 lira ne kadar yapacaktı? 150 yapacaktı belki durduğu evet. yerde. Yani yatırımına göre değişir. Paranı korumuş oluyorsun. Zaten son birkaç yıldır kimse para kazanamıyor farkındaysan. Dolara giren de kazanamıyor. Kriptoya giren de kazanamıyor. Kriptoda da durum çok kötü. Altına giren de kazanamıyor. Çünkü kimseye kazandırmadıkları bir dönemdeyiz. Evet. Enflasyondan sadece koruyorlar. Parayı. Koruyabiliyorsun. O yapabilirsen o da. Yani kripto tarafında da sıkıntı büyük. Bitcoin şu an 20 bin civarında. Yani o 20 binin altına düştüğünde insanların eli ayağı titriyor gerçekten. Çünkü ciddi anlamda para kaybeden insanlar var. Yani kimsenin kazanamadığı bir dönemdeyiz gerçekten. Çok sıkıntılı bir çizgi. Yani destek vardı 18 binin mi ne altına düştüğü zaman. Hani artık daha da ipi kopacak. 10 binlere kadar düşecek. Direnç seviyeleri var. Evet, o evet. seviyeleri kırarsa ucu açık yani. Yani risk almamak lazım. Sakin kalmak lazım. Sanırım en mantıklısı her şeyden biraz olsun. Çünkü ne olacağı hiç belli değil. Karışık kuru yemiş gibi. Biraz kripto aynen hayat, öyle. Biraz sonra at. Kuru yemiş gibi yapmak gerekiyor dediğin gibi. Evet, bu hafta da yine pek iç açıcı olmayan haberlerde. Ama iki tane güzel haberimiz var. 25 kuruş indirim. Yaz geldi, havalar düzeldi. Evet, artık tişörtle dolaşabiliyorum. Mükemmel bir şey. Sivitten kurtuldum. Şort giyebiliyoruz. Bu ben çok iyi. Ben sıcağı da sevmiyorum. Ben beyaz tenliyim ve yanıyorum ama. Ben sıcak yazın da yazcıyım, kışın da yazcıyım. Ben yazı çok seviyorum yani. Terlemeye razıyım ben ya, valla. Terlemek değil de güneşe yanmaktan yanayım. Bahsediyorum. Yüzümde, mesela ben de beyaz tenliyim. Yüzümde ben çıkıyor mesela. Çıksın. Ama sıcak daha güzel. Ben öyle düşünüyorum yani. Yazın enerjisini seviyorum ben. Evet. Sanki hep bir şey oluyor. Mesela yazın evde duramıyorum ama. Sanki dışarıda bir parti var, ben kaçırıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Kışın gece 2'deki bir ortama gitmem. Üşenirim, soğuk derim. Ama yazın gece 4'te bile sanki akşam 6'ymış evet, gibi davranıyorum. Yazın çok gürültü de oluyor bu yüzden. Onu da kısıtlamaya getirelim falan. Yani bu haftada bir tık iç açıcı, bir tık böyle hoş olmayan... Evet. Ama gelişme var. Önceki haftalara göre iyi haberimizin sayısı arttı. Yaklaşık bir iki seneye güzel haberler. Hep iyi haberlerle geliriz. Evet. Hani bu oranlamaya baktığımız zaman önümüzdeki haftalarda daha iyi haberlerle karşınıza çıkmayı umut ediyoruz. Umarız bizi daha güzel günler bekliyordur. Önümüzdeki haftalarda gündem videolarımızla karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İzlemeye devam edin. Bay bay.